Şebnem Korur Fincancı ile alakalı biliyorsunuz hani rapor meselesi. Tabii Sonra bilmez mi? anlattı dedi ki işte ben işkence işte ne bileyim Alaaddin Çakıcı da olsa veririm raporu dedi. Tabii. Nedir o meselenin şeyi Bakın bu sizce? kişiler, öncelikle seyircilere şunu söyleyeyim. Bakın bu kişiler öyle uyanık manipülatör insanlar ki ne konuyla alakalı açıklama yapıyorlar ne sorulan soruyla. Ya konumuz burada işkence değil kardeşim. İşkence yapan Allah bin türlü belasını versin, yok olsun, sürünsün. Bize ne ya işkenceden? Konumuz işkence değil. Konumuz işkence yapıldı diye sahte rapor verilmesi. Ya konumuz bu. Niye anlatıyorlar ben anlamıyorum ki ya. Yani kadın çıkıp diyor ki işkence meşru. Ne işkence meşru? Bana ne işkenceden? İşkence yapan Allah belasını versin. Konumuz işkence değil ki. Fincancı şey olduğu için mi hani dedi kız kardeşini kocasının kardeşimine işte örgütteymiş o vesile mi yoksa başka şeylere mi Ya vesile? hayır ya hayır anlatayım. Çok karmaşık değil. Bunlar hukuki süreçlerde acayip anlaşılacak. Mosmor olacaklar. Şimdi o hikaye yapıp milleti kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyorlar. Hiçbir şey de elde edemiyorlar. Konu karmaşık değil. Fatih Altaylı'nın söylediği gibi. Kardeşim konu işkence değil. Biz işkenceyi konuşmuyoruz. Sen işkenceye uğramamış kişilere işkence yapıldı diye rapor vermişsin 6 sene sonra. Bu kişilerle illiyet bağım var. Organik bağım var. Maddi bağım var. Nasıl maddi bağ var? Bedavaya vermiyor ki bunu. Ha, Parayla veriyor. çok Heh. ciddi bir iddia ama. Yo iddia değil. Kendisi de bunu diyor ya. Töner sermaye veriyorlar, oraya veriyorlar, buraya veriyorlar. Mütalaa veriyor. Niye? Babasının oğluna veriyor mütalaayı. Siz bir avukattan, bir doktordan mütalaa aldığınızda bedavaya mı alıyorsunuz? Parayla alıyorsunuz. Bunlar böyle karmaşık şeyler değil. Bakın bu kadın duvara tosladı, tamam mı? Duvara tosladığını çok iyi bildiği için konuyu başka yerlere çekip kendini kurtarmaya çalışıyor. Bizim onun ideolojisiyle, temsil ettiği kurumla, zartla, zurtla hiçbir işimiz yok. Benim de yok, davanın da yok, hukukun da yok. Bizim konumuz şu ya, geri zekalı anlatır gibi söylüyorum ben, duysun herkes. O kişiler, bu kişiler, izleyicilerimi tenzih ediyorum. Ben diyorum ki konu işkence değil kardeşim. Konu işkenceye uğramamış kişilere İşkence, sahte işkence raporu niye verdin? Sen diyor ki ben verdim ama dava düşmedi. Yalan söylüyorsun. Sen kibrit çaktın, orman yandı, bana ne diyorsun? Ya kibriti yaktın ama orman yandı maalesef. Senin verdiğin bu raporla bu örgüt bu dosyayı akamete uğratıp zaman aşımından düşürdü. Sonra da bu örgüt olamadığı hukuksal olarak bugüne kadar faaliyet gösterdi. Milletin hayatını mahvetti, perişan etti. Şimdi diyorlar ki bütün konuyu Şebnem Korur Fincancı'ya yıkmak ne kadar doğru? Ya kardeşim sana ne? Bu benim fikrim, benim gözlemim. Benim gözlemime göre, benim delilime göre. Bunu bir heyetle beraber yapmıyorlar mı orada? Bu raporu bir heyetle beraber yapmıyorlar mı? İmza ona ait. Raporu o veriyor. Raporları o sağlıyor. Ya ben bu kadar iddialı konuşuyorum. Ya. Yakında görür ülke neyin ne olduğunu. Yani ben... Açık. Siz hani bir döner sermaye gibi bir şey dediniz. Evet. Açıktan para alma var mı sizce? Ya bunlar devletin bileceği şeyler, bunlar devletin göreceği şeyler, araştıracağı şeyler. Ama elimdeki veriye, belgeye dayanarak aldıkları mütalaaları bedavaya alamayacaklarını ortalama zekanın üstüne herkes anlayabilir. Kimse kimseyi kurtarmak için sayfalarca saçma sapan raporlar vermez. 6 yıl sonra hele, yok gözümde kaş vardı, kaşımda göz vardı. Bakın şöyle düşünün. Bütün ömrü hukuku kullanmak olan bir örgüt 1999 yılında işkenceye uğramış. 6 yıl beklemiş. Adli tıp var. Adli tıp var. Adli tıp var. Yeni İzleyicimiz diyor Bosna ki raporların sahte olduğundan nasıl emin peki diye sormuş Darbe. Şöyle size. emini anlatayım. Raporların içeriği sahte. Kağıdı sahte değil. İçerik sahte. Bakın. Ben hikayeyi şöyle anlatayım, izleyicilerimiz anlasın. 99 yılında bu örgüt alınıyor ve bütün her şeyi itiraf ediyor. 99 yılında bu örgüt 2006 yılına kadar bekliyor. Adli tıp var Yenibosna'da biliyor musunuz? Büyük bir bina. Oraya Evet, gitmiyor. biliyorum. Sevil Atasoylar var. Adli tıbbın kurucuları ya Türkiye'de. Onlara gitmiyor. Sonra bu yan sanayi adli poliklinik diye kurduğu bu kadının yanına gidiyorlar. Diyorlar ki biz 6 yıl sonra ve 5 kişi aynı anda karar veriyor. Beş arkadaş ne hikmetse sabah kalkıp rüyasında görmüş gibi
Gidiyorlar ve bu kadına muayene oluyorlar. Birisi diyor ki benim omzum çıkmıştı. Tamam diyor. Askıdan dolayı diyor. Birisi diyor ki benim gözüm düştü. Dayak yedin diyor. Bir tanesi diyor ki ben çok stres yaptım. Orada yaptın. Bir tanesi diyor ki zor nefes alıyorum. Tamam. Seninki hücrede bağlandığın için oldu. Böyle 5 kişiye rapor veriyor. Adamlar koşa koşa gidip bu raporu ana dosyalarını bozmak için kullanıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ya diyorlar ki bu raporlar yetmez. Biz 2-3 tane daha rapor alalım. Nasılsa veriyor kadın. 2 tane örgütten kadını gönderiyorlar. Onlara da travma sonrası stres bozukluğu diye 10 yıl sonra onu da 2010'da veriyor. Peki bu rapor verdiklerinden birisi kim biliyor musunuz? Kızının kocasının kardeşi. Bakın bizim örgütte 120 tane kadın var. 2 kişiye veriyor. Onlardan birisi de bu. Tesadüflere bakın. Tesadüfler zinciri devam ediyor. Yetmiyor. 2017 yılına geliyoruz. Örgütte firari olan bir üye var. Adı Cihat Gündoğdu. Adnan Oktar'ın doktoru ve örgüt üyesi. 30 yıllık örgüt üyesi. Bir tane genç kıza aşırı doz ilaç vermiş. Ve kız şikayetçi olmuş. Hasta yargılanıyor. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Bizim milli doktor, kötülerin düşmanı, mazlumun savunucusu Şebnem Korur Fincancı koşarak gelip yine bir mütalaa verip bu adamı kurtarıyor. Bitti mi? Bitmedi. Bu Eminönü Üsküdar satıcıları gibi oldum o şeyde. Gemide bitmedi. Bir şey daha var. 2022 yılına geliyoruz. Hepsi cezaevinde. Adam cezaevinden kamu görevlilerini şikayet ediyor. Polisleri. Evet. Tanık olarak kimi gösteriyor biliyor musunuz 2022 yılında? Şebnem Korur Fincancı gösteriyor. Yani bu kadar tesadüf, geri zekalı mıyım ben? Yani bu kadar tesadüfü analiz edemeyecek zekada mıyım? Tamam, bunların da hepsi tesadüf olsun. Şimdi en bombaya geliyorum. 2018 operasyonu yapılıyor. Cezaevine alınan örgüt üyelerinden birisi itirafçı oluyor 2018 yılında. Ve mahkemeye ne ifade veriyor biliyor musunuz? Biz o dönem sahte beyanla, belgeyle işkence raporu aldık ve bu raporlarla Adil Serdar Saçan ve ekibini mahkum ettirdik diyor. 2018'de buyurun göndereyim seyircilerimiz de görsün. Bu da mı tesadüf? Bu da mı tesadüf? Bu da mı? Ya konunun işkenceyi meşrulaştırmak filanla alakası yok ya. Şimdi şöyle düşünelim biz. Şebnem Korur Fincancı arabasıyla Allah korusun birine çarptı ve biz çarpar diyebilir miyiz ya? Bu konu ayrı kriminal bir konu. Kadın daha önce işkenceye uğramış, insanlara rapor vermiş olabilir. Bana ne, bize ne? Biz bu konuyu, bu kriminal vakayı tartışıyoruz. Burada bir suç var hukuken, mutlaka da karşılığını alır. Güzel hukuk bir soru var. Diyor ki FETÖ devleti ele geçirmek istiyordu. Peki bu Adnancıların amacı ne? Şimdi Adnancıların amacı devleti ele geçirmek olmaz. Böyle bir amaçları yok. O zaman terör örgütü olurlardı. Adnan Oktar'ın amacı, silah suç örgütünün amacı sadece varlığını sürdürmek. Varlığını sürdürmek için ne yapıyor? Besin kaynağı ne? Adam beslenmesi gerekiyor ya varlığı için. Ne yemek yiyor bu örgüt? Bir organizma diye düşünün. Şantaj, baskı, siyasilerle ilişki, yargıyla, emniyetle ilişki, finans. Finans ne olursa olsun paraya ulaşmak zorunda. Ve bunları elde etmek için her türlü pislik. Siz bunları elde etmeniz için, tabii ben örgüt içinde olduğum için biliyorum, her türlü suça girmeniz gerekiyor. Çünkü legal olarak böyle bir yapıyı besleyemiyorsunuz. Çünkü gelir kaynaklarını aklamadan, parayı hani tırnak içinde aklamadan örgüte sokamıyorsunuz. Biz bu suçlarda bulunduk yani. Bunları işledik. Her türlü suçlardan cinayet var mı? Cinayet şöyle, örgütün operasyonu olduğu sabah iki tane özel harekatçıyı vurdular Adnan Oktar'ın evinde. Örgütün üyesi, özel harekatçı polisi vurdu. Çelik yelekten dolayı Allah şükürler olsun mermiler vücuduna geldi. Ve örgüt kamu görevlisini öldürmeye tam teşebbüsten ceza aldı. İki tane kamu görevlisi.